Herkese merhabalar, Efsane Karavan Yollarda kanalından. Şimdi biz olduğumuz kasabadayız, İzmir'de. Bizim yaşadığımız yer normal şartlarda yazlık bir yer. Yazın yazlıkçılar daha çok oluyor tabii. Böyle kışları ve sonbaharda normalde ölü bir kent. Ve yaşlı nüfusu fazla. Ama bu pandemiden ötürü mesela Şok, Migros gibi hani marketler bir tane bırakırdı, diğer şubeleri kapanırdı mesela. Onlar bile şu an açık. Çünkü bu pandemiden ötürü insanlar burada kalmayı daha çok tercih ettiler böyle yazlık evlerinde. Çünkü gördüğünüz gibi daha çok müstakil olduğu için ve bahçeli, hani yaşam alanı daha böyle ferah olduğu için insanlar burada kalmayı tercih ettiler. Biraz daha o yüzden dolu. Ama tabii ki de bir büyük şehir gibi asla değil. Yani kalabalık olur oranı. Jetler geçiyor. Ay, çekemedim size ya. Zaten çeksem de gözükür müydü ki? Sesi duyuyorsunuz değil mi? Çok enteresan. Peş peşe geçtiler. Şimdi Sardar'ın yanına gidiyorum. Sanayide dükkanı, dikili sanayide. Soruyorsunuz devamlı. Hani siz ne iş yapıyorsunuz diye. İşte bizim dükkanımız var, Sardar'ın sanayide. Hem karavan yapımı için hem tekne motorları için. Şimdi beraber oraya gidiyoruz. Size dükkanı çekeceğim. Hem de bir siz de görmüş olun. Yağmur başladı bu arada. Şimdi geldim. Onun haberi yok. Beraber gidelim. Şurası. Şu telli yer var ya, orası. Hadi bakalım. Bir tane tekne var, şimdi onunla uğraşıyor. Çalışıyor. Merhaba usta. Aa, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Anne, Nihan geldi. Sürpriz yaptı dükkana. Ne haber canım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nihan da evden çıkmış, kıyafetleri giymiş, gelmiş, video çeke çeke. Kimse yok, çocukları büyük bir ihtimalle evde bıraktı, hemen kaçtı geldi. Yani. Uzun bu. Anladın mı? Hadi şimdi gel, göster bakalım bunu. Ne zamandır bununla uğraşıyorsun? Evet, cicimi göstereyim, şöyle açayım o zaman. Evet, bakın bu bizim. Böyle bayağı eski külüstür. Şunu görüyorsunuz değil mi, şunu? Bunun gibiydi aynen bu da. Bunu Sardar böyle çok jaunty yaptı yani. Bakın, bakın, bakın. Şuraya çıkayım. Allah! Bunu tamamen kendi imal etti. Meyveyim Sardar usta. Evet, kendisi yat alamadı. Yapmaya karar verdim o yüzden. Balıkçı kayını. Evet, hayır, bildiğiniz sandalı yata çevirdik işte. Mini yat. Önce kayın dışıyla başladık. Dışını komple boyasını yeniledim. İçi dışı boyandı. Lacivert beyaza boyadım. Ondan sonra çok şık oldu. Tam tahmin ettiğim gibi. Ondan sonra bütün elektrik tesisatını... Şuraya oturayım ben. Şuraya. Ah! Kendi malım gibi. Elektrik tesisatını komple yeniledim arkadaşlar. Şurası değil mi? Sadece orası değil, bütün testin içindeki kablolar, bunlara giden ışıklar. O da sigorta tablosu ekledim. Bütün ışıkların sigortaları oradan çalışıyor. Telefonumuzu şarj etmek için bir şarj ünitesi koydum. Ondan sonra teknenin bütün içindeki elektrik kablolarını söküp attım, hepsini yeniden, sıfırdan çektim. Bütün dış aydınlatmaları, bayrak direkleri, arka lambası, ön sinyon ışığı, yan iskele sancak ışıkları, hepsini yeniledim. Ondan sonra bütün ana elektrik tesisatı, şu şekilde göstereyim mesela, açayım size. Buradan açılıyor. Bu asıl şekilde. Efsane bu. Evet. Bunu kendi yaptı arkadaşlar. Bunu gördüğünüz komple kendim yaptım arkadaşlar. Biraz şu anda tozlu tabii. Aç bakalım. Böyle amortisörler ekledim. Bu kutuyu komple kendim, yani bu motor kabini aynı zamanda da masa olsun diye yeniden bunu komple sıfırdan kendim yaptım. Evet arkadaşlar, aynı zamanda içinin de aydınlatmalarını yaptım. Hatta şöyle gösterebilirim size. Şu kırmızı düğmeyi çevirsene tamamen alttan. Bakın
Burayı demin göremediniz. Burayı tekrar göstereceğim. Görüyor musun? Gördüm, gördüm. Peki bunu görüyor musun? Aa, bu kırılmış. Bir dakika. Gördüm. Çok güzel. Gelmiş dedim de suratını çekmek isterdim. 4 aylık. Burada şimdi yazlık sistem olduğu için normalde böyle yıllık geliyor elektrik faturaları ama biz artık full oturduğumuz için aylığa çevirttirdik. Toplu ödemek daha külfetli oluyor çünkü büyük ev olduğu için elektrik masrafı gideri burada biraz fazla maalesef. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. Sanayiden çıktık şimdi. Kızın okulunda normalde pandemide ötürü kapalı okullar. Kitapları gelmiş, onları alacağım. Burada bir yerden bir yere gitmek o kadar basit ki arkadaşlar. Trafik derdi kesinlikle yok. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Ben normalde yürüyordum. Yağmur yağınca Serdar'ın yanına geldim, onu aldım. Takviye kuvvet. Kuvveti. Ama yağmur durdu. Olsun, seni özledim. İyi ki geldin. Şöyle sanayi ufaktan bir çekeyim. Sanayisi hakkında ne düşünüyorsun aşkım? Yani buranın sanayisi küçük. Burada istediğiniz her şeyi bulamıyorsunuz. O konuda Ayvalık sanayi daha iyi. Burası kendi çapında küçük bir sanayisi var. İşte çok zorda kalındığında ufak tefek şeyler yapılabiliyor. Hatta senin ekipmanları gördüklerinde şey demişlerdi. Bunlar buraya fazla. Aynen öyle. Öyle söylüyorlar. Hala ki öyle söylüyorlar. Yani sen buraya fazlasın abi diyorlar benim için de. İşte burada idare ediyoruz şu anda. Bakalım. İnşallah daha büyük yerlere. Şimdi bakın. Okul burası. Okula geldik. Bahadiş'in okulu. Normalde burası. Okulun hemen karşısını çekiyorum size. Lebi Derya Deniz. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani ben kızım burada okuyacağı zaman çok mutlu olmuştuk biz Serdar'la. Ama çok gelemedi çocuk. Normalde okuldan çıkıyor. Hemen karşısı. Diyelim yaz, yazın buraya gelip burada park var ve koskoca bir yürüyüş yolu var bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada gezebiliyordu. Burada da plaj var. Burada da okuldan çıkıyor. Çocuğunuz düşünsenize şimdi şuradan. Okuldan çıktı. Aldınız. Burada denize gidiyorsunuz ya da denize girerken çocuğunuzun okuldan çıkmasını bekliyorsunuz. Harika bir şey değil ki, değil mi? Pandemi oldu, pandemi. Şansımıza. Şansımız. Hiç böyle bir şey hayal eder miydin? Ne o? O kadar çocukluk geçirdik. Hiç böyle bir çocukluk geçirmedik ya. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yani. Ağzına maske takacaksın. Bütün gün ağzın kapalı gezeceksin. Oradan buradan korkacaksın. İnsanlar birbirinin yanına yaklaşmış. En yakın arkadaşlar bile yani. Böyle. Yan yana geldikleri zaman böyle bir 3 metre mesafeden konuşuyoruz yani. Diyelim birisi hapşırdı, bittin ya. Bitti yani orada insan, kaç, direkt kaç modu yani. İnsan hapşırınca utanır mı ya hapşırdım diye? Şaka gibi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi hayattan 5 dakika çalıyoruz. Karı koca birer tane içecek aldık. Geldik böyle deniz kenarında arabamızın içinde oturuyoruz. İçeceğimizi içiyoruz. Birazcık gözlerim ışıldı orada. Evet. Şimdi burada böyle cepler var. Burada arabalar genellikle gelip böyle bizim yaptığımız gibi park ediyorlar. Biz de aynen. Biz de aynen öyle yaptık. Buraya geldik, böyle park ettik. Serdar resmi kıyamet. Serdar resmi kıyafetleriyle. Ya konuşsan neler söyleyeceğim de sen. Harbiden neler söyleyeceğim. Ama şu bile gerçekten çok 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 büyük bir keyif. Yani pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yiyemiyoruz. İhtiyaç da zaten pek duymuyoruz, hissetmiyoruz. Evet arkadaşlar, hayattan 5 dakika çaldık kendimiz için. Bir 5 dakika. Birer içecek. Yani hayata bir 5 dakika mola verdik. Aynen böyle içeceklerimiz elimizde. Arabalar buraya böyle park ediyorlar gördüğünüz gibi.
Burası Bademli yolu. Dikil'den Bademli'ye gidiyor burası. Ve böyle arabanızı çekiyorsunuz. Aynen bizim gibi. Sonra biraz nefes alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz bazen doğal yaşamınızda, doğal alanınızda çekin diye. Şimdi bizim doğal alanımız genelde böyle oluyor. Şu an gece saat 12.30. Ve şu an size işte bu içerikleri yaptığım bilgisayar maalesef bu yaz boyunca da bozula bir hal oldu. Zaten artık ömrü miladını tamamlamamak üzere. Dolduramaz. Dolduramaz değil mi? Öyle bir hakkı yok. Dolduramaz. Tut. Bilgisayarı. Şimdi bak. Steve Jobs Apple'ı bir garajda biliyorsunuz yapmış, bulmuş ve üretimlerini hayata geçirmişti. İşte biz de bir garajda, şu an garajımızda, evimizin garajında. Serdar artık benim sayemde Mac operatörü de oldu, ustası da oldu. Kamyon, karavan, araba, tekne, motor bitti. Yeni meslek bir de Apple. Bozulan Apple'larınız varsa artık alabiliriz arkadaşlar. Tabii alabiliriz. Evet. Her şeyi aldık da. Evet. Bıçağı almadık. Vardır ya bıçak gibi bir şey. İşte vardır ya, yaparsın. Gece olmuş 12.30 ya. Yaparsın. Yaparken kırarsam görürsün. Öf, çok korkuyorum. Sen bir tane bıçak al da gel. Büyük bıçaklar. Ben gidiyorum tane. Arkadaşlar. Ben tutayım bunu. Aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Neyi yapıyorum? Bence orada yapma. Nerede yapayım? Altına bir destek bir şey koy. Ne desteği koyayım? Kaymayacak bir şey bir ve orayı kırmayacak bir şey. Bir saniye dur, sen kırmayacak. Allah'ım. Sana geliyorum. Çok şükür bir gün yine. Gece saat 12.30 ve biz çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar diyordu işte doğal yaşamınızdan, doğal ortamımızdan da bize anlık neler yapıyorsunuz, çekin. Çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Şimdi ne oldu? Size bilgisayarımı... Ne durayım? Ne yapayım? Ne yaptım? Duruyorum zaten. Bilgisayarım tekrardan bozuldu arkadaşlar. Bütün yaz boyunca size çektiğim videoları atamadığım arkadaş... Şu an tekrardan atamamamı sağlıyor. Çünkü tekrardan bir arıza vardı. Bu sefer şarj yerinden. Ve Apple'ın şarjları da 800 lira arkadaşlar şu an. O yüzden Serdar dedi ki ben yaparım dedi. Çok sıkıntı işte. Yani... Aslında bu da yarılan bir parça. Presli. Bak. Tekrardan kabloları geçirip tekrardan bantlayabiliriz anca. Ama yani denemek da... ister misin? Ama bir daha açmak falan kapatmak. Yok, onu açmayacağım var. Canım. Onu açmayacağım. Bu parçayı buradan çıkartmamız gerek. Yok. Çünkü evet. Bunun adaptör şeyi de ayrı yani. Normal fiş değil ki bu. Böyle bunun ucu. İşte bizim genelde günlerimiz böyle geçiyor. Muhakkak bir şey çıkıyor. Tamir etmemiz gerekiyor. Karavan olur, ev olur. Böyle değişik şeyler olur. Genellikle bunları biz yaşıyoruz. Gece şu an saat 1. Spontane bir şekilde işte bununla uğraşıyoruz yine. Genelde biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet işte. Genelde ömrümüz şu küçük garajda geçiyor zaten. Artık yakında buraya taşınmayı düşünüyoruz. Evden ziyade. Ya işte. Şuraya bir tane şimdi, yatak. Millet diyor ki abi bu hayatı yaşıyorsun. Ya yaşıyorsun. Nasıl yaşıyorum bak. 40 bin tane dertle uğraşıyorum. Paşalar ya. Evet. Ben bunu biraz daha inceleyeyim bakayım. Belki çözeriz ya. Bir şey yaparız. Bakacağız. Hepinize buradan. Görüşmek üzere. Vay vay. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet.
Tamir, tadilat, karavan yapım videolarımız. Tamirat, tadilat videoları da atacağız. Dediğim gibi hem efsaneden atacağız. Oradan da seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere. Thank you.